Hüccetül İslam İmam Gazali Minhacül Abidin Abidler Yolu 6. Bölüm Afetler Ey saadet yolcusu kardeşim! Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu yardımıyla her birimize güç versin. Gideceğin doğru yol belli oldu. Şimdi bu yol boyunca İşlediğin güzel amelleri, yaptığın ibadetleri fesattan ve zayi olmaktan korumalısın. Bu ihlasla ve Allah'ın minnet hakkını anlamakla olur. Amellerde ihlaslı olmanın iki faydası vardır. 1. Hulusu kalple yapılan ibadet, Allah yanında hüsnü kabul görür. Büyük sevaplara vesile olur. Sırf Allah için yapılmayan ibadetlerse tamamen veya kısmen reddedilir, kabul edilmez. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir hadisi meşhurda şöyle buyurulur. Allah buyurur. Ortağa muhtaç olmayanların en muhtaç olmayanı benim. Kim ki? ''İşlediğini sırf benim için işlemez, başkasını ortak ederse benim nasibim onadır. Ben ancak, ulusu kalple benim için yapılan amelleri kabul ederim.'' İhlassız olarak, dünyada işlediği amellere karşılık, ahirette sevap istemeye kalkan kimselere Rabbimizin şöyle söyleyeceği rivayet edilir. Dünya hayatında, Meclislerde istediğin gibi hareket ettin, baş oldun. Dilediğin gibi aldın, sattın. Bu hareketlerinde hiç bizim hoşnutluğumuzu düşünmedin. Keyfi hareket ettin. Şimdi bizden ne istersin? Bu ve benzerleri, amelleri sırf Allah için yapmamanın tehlikeleri ve zararlarıdır. İhlasın zıttı olan riya gizli ve aleni olmak üzere iki rezalete ayrıca iki musibete sebep olur. Birinci rezalet Kişi bir amel işlediği zaman melekler sevinçle o ameli alarak Allah'a götürürler. Fakat riya karışan gösteriş için yapılan bu amel hakkında şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Şöyle buyurur. Götürün o ameli zindana atın. Sahibi onu benim için işlemedi. Başkalarına gösteriş için yaptı. Böylece bu amel ve sahibi melekler yanında rezil rüsva olur. İkinci rezalet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden nakledilen bir hadiste şöyle buyurulur. Kıyamet gününde mürailer dört isimle çağrılırlar. Ey imansız, ey günahkar, ey hain ve ey sapık! Amelin zayi oldu, ecrin iptal edildi, nasibin yok. O amelleri kimin için işlediysen git ondan mükafatını al. Ey hileci adam! Bu sözler kıyamet günü halk arasında alenen söylenir. Böylece mürai rezil rüsva olur. Yine rivayete göre kıyamet günü tellallar yüksek sesle şöyle bağırırlar. Ey hakkı bırakıp halka tapanlar, ibadetleri gösteriş için yapanlar, riyakarlar. Kalkın, taptıklarınızdan mükafatlarınızı isteyin. Şanı yüce olan Allah, yalnız katıksız ibadetleri kabul ediyor. Riyanın sebep olduğu musibetlere gelince, birinci musibet, Riya, cennetten mahrumiyete sebep olur. Nitekim, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir hadiste, şöyle buyrulur. Cennet konuşur ve şöyle der, Allah beni, hasislere, ve mürailere haram kıldı. Bu hadisin izahı iki şekilde yapılabilir. 1. Hasisten maksat, kelime-i şehadeti söylemeyendir. Müraiden maksat, Allah'a inanmadığı, birliğini tasdik etmediği halde inanır ve tasdik eder görünendir. 2. Eğer hasislikten ve mürayilikten vazgeçmez, nefsini yola getirmezse iki tehlike vardır. Birincisi, bu hasislik ve mürailik onu küfre götürür. Cennetten mahrum kılar. İkincisi, imandan çıkar. Böylece cehenneme müstehak olur. Allah'ın gazabından yine Allah'a sığınırız. İkinci musibet, Riya cehenneme girmeye sebep olur. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Kıyamet günü hesap için ilk huzura çağrılan üç zümredir. 1- Kur'an okuyanlar 2- Allah yolunda cihad ederek ölenler 3- zengin olanlar. Bunlardan önce Kur'an okuyanlar huzura getirilir. Şanı yüce olan Allah kendisine sorar. Peygamberime gönderdiğim kitabı sana bildirmedim mi? Kur'an okuyucu cevap verir. Evet ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu sorar. Öğrendiklerinle neler işledin? Kur'an okuyucu cevap verir. Gece gündüz Kur'an'ı okudum. Allah Celle Celaluhu şöyle der: Yalan söylüyorsun. Melekler şöyle der: Yalan söylüyorsun. Allah Celle Celaluhu şöyle der: Senin maksadın Kur'an okumak değil. Ne güzel Kur'an okuyor dedirtmekti. Nitekim dendi de. Sonra zengin olan huzura getirilir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu kendisine sorar. Dünyada sana mal mülk ve zenginlik vermedin mi? Kimseye muhtaç olmadan hayat sürmedin mi? Zengin cevap verir. Evet ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu sorar. Verdiğim bu zenginliğe karşı ne gibi iyi şeyler yaptın? Zengin cevap verir. Fakirlere yardım ettim, sadakalar verdim. Allah Celle Celaluhu şöyle der. Yalan söylüyorsun. Melekler şöyle der. Yalan söylüyorsun. Allah Celle Celaluhu şöyle der. Sen fakirlere yardım olsun diye vermedin. Ne cömert insan. Desinler diye verdin. Nitekim böyle dendi de. Daha sonra harbe girip ölen huzura getirilir. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu kendisine sorar. Söyle ne yaptın? Harpte ölen kişi cevap verir. Allah'ım senin yolunda cihad etmekle evrolundum. Savaştım, öldürdüm, öldürüldüm. Allah Celle Celaluhu şöyle der. Yalan söylüyorsun. Melekler şöyle der. Yalan söylüyorsun. Allah Celle Celaluhu şöyle der. Sen benim için savaşmadın. Benim için vatan müdafasına koşmadın. Sadece ne cesur adam desinler diye harbe girdin.'' Nitekim hakkında böyle söylendi de. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlattıktan sonra eliyle dizime vurarak şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre bunlar o kişilerdir ki cehennem ateşi önce onlarla alevlendirilir. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas da şöyle der. Resulullah'tan işittim. Diyordu ki, Cehennem ve cehennem ehli, Mürayileri görünce, Bağırışırlar, inlerler. Sordular. Ey Allah'ın Resulü, Ateş nasıl bağırır, çağırır? Buyurdu. Hararetinin fazlalığından gürler, Ses çıkarır. Aklı olanlar için bunlarda büyük ibretler vardır. Sual, İhlas, riya ne demektir? Bunların hükmü nedir? İşlenen amellere ne gibi tesiri olur? Cevap, Alimlerimizce ihlas iki türlüdür. 1- Amelde ihlas. 2- Sevap talebinde ihlas. Amelde ihlas, Allah'a yakınlık dilemek, O'nun buyruğuna tazim, davetine icabet etmek demektir. İyi bir inanç, amelde ihlasa vesile olur. Bu ihlasın zıttı nifaktır. Nifak, Allah'tan başkasına yakınlık dilemek, yapılan ibadet ve iyi ameli gösteriş için yapmak demektir. Sevap talebinde ihlas hayırlı işler işleyerek karşılığında ahirette menfaat ummak demektir. Bir defasında havariler Hazreti İsa aleyhisselama sorarlar. Halis amel nedir? İhlaslı kişi kimdir? Cevap verir. Halis amel, katıksız amel yani sırf Allah rızası için yapılan ameldir. İhlaslı kişi ise yaptığını sırf Allah için yapan, ondan başka hiçbir kimsenin yaptığı ameli öğrenmesini istemeyen kişidir. Bir kimsenin yaptığı herhangi bir iyiliği Allah'tan başka kimsenin övmesini istememesi riyayı önler. İhlasa vesile olur. Bazı alimlerimizin ihlası tarifleri Cüneydi Bağdadi İhlas, amelleri kedere sebep olacak şeylerden tasfiye etmektir. Fudail İbni İyaz İhlas, bütün zevkleri unutmak ve yapılan amelleri devamlı murakabe altında bulundurmaktır. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İhlas hakkında sorulduğu zaman şöyle buyurdular. Rabbim Allah dersin. Sonra o nasıl emrediyorsa öylece istikamete gelirsin. Bu hadisin izahı şöyledir. Hevai nefsine tapmazsın. İbadetini katıksız Allah için yaparsın. Allah nasıl emrediyorsa öylece istikamete gelirsin. Bu hadis bize ibadetlerimizde ve hayırlı işlerimizde Allah'tan başka hiçbir şeye en ufak bir meyil göstermememiz gerektiğini ifade etmektedir. İşte gerçek ihlas budur. Yani yapılan şeyde yalnız Allah'ın hoşnutluğunu göz önünde bulundurmak. İhlasın zıttı riyadır. Riya, ahirete taalluk eden, Allah'ı alakalandıran bir fiille dünya menfaat edilemektir. Ria iki çeşittir. 1. Sırf riya. 2. Karışık riya. Sırf riya işlediği ameli sırf dünyalık sağlamak için yapmaktır. Karışık riya ise işlediği ameli hem dünya menfaati hem de ahiret menfaati sağlamak için yapmaktır. Buraya kadar İhlas ve riyanın ne demek olduğunu açıkladık. Şimdi de bunların yapılan amellere ne gibi tesirleri olduğunu görelim. Amelde ihlas, kişinin Allah'a yaklaşmasına vesile olur. Sevap talebinde ihlas ise, amellerin kabul edilmesine ve ecrinin çok olmasına sebep olur. Birinci ihlasın zıttı olan nifak, amelleri iptal eder. Sevaba müstahak olmaktan çıkarır. Sual: İhlas nerelerde olur? Hangi amellerde vaciptir veya değildir? Her amelde iki ihlasta bulunur mu? Cevap: Birinci kısım amelde her iki ihlasta vuku bulur. Bunlar asli ve zahiri ibadetlerdir. İkinci kısım amellerde her iki türlü ihlas da vuku bulmaz. Bunlar asli, batıni ibadetlerdir. Üçüncü kısım amellerde yalnız sevap talebinde ihlas vuku bulur. Bunlar da mübah olan amellerdir. Sual, İhlas amelden önce mi, sonra mı, yoksa amel esnasında mı olmalı? Cevap, amelde ihlas fiil esnasında olur. Yani hayırlı işi yaparken veya ibadet ederken ihlaslı olmak gerekir. İş bittikten sonra olmaz. Sevap talebinde ihlassa bazen amel işlendikten sonra da olabilir. Bazı alimlerimize göre ise ihlas fiilin bitimi esnasında olmalıdır. Fiilin bitimi esnasında Kişi hangi niyette ise ameli ona göre değerlendirilir. Sual Her amel için başlı başına bir ihlas şart mıdır? Yoksa bütün amellere bir ihlas yetişir mi? Cevap Bu hususta alimlerimizin fikirleri değişiktir. Bazılarına göre her bir amel için ayrı bir ihlas şarttır. Bazılarına göre de bütün ibadetler için bir ihlas kafiidir. Namaz, abdest gibi birbirine bağlı ibadetlerde ise bir ihlas yeter. Çünkü bunlardan biri bozulursa çok kere diğeri de bozulur. Sual Bir kimse yaptığı hayırlı bir iş sebebiyle sadece Allah'tan dünya menfaati istese insanların kendisini öğrenmelerini hatrına getirmese ve onlardan herhangi bir menfaat beklemese o kimsenin bu hareketi riya sayılır mı cevap ne demek yapılan bir hayır işiyle dünya menfaati sağlamaya kalkışmak riyanın ta kendisidir alimlerimiz derler ki riyada esas olan murad edilen şeydir Madem ki kişi yaptığı hayırlı işle dünya menfaati sağlamak istiyor, o halde bu riyanın ta kendisidir. İster o dünyevi menfaati Allah'tan istesin, isterse kullardan istesin, fark etmez. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Şura Suresi 20. ayeti kerimede buyurur: kim ahiret sevabını isterse onun sevabını arttırırız. Kim de dünya menfaatini isterse ona da dünyalık veririz. Fakat ahirette ona hiçbir nasip yoktur. Yapılan hayırlı bir işte iki hal vardır. 1. İşi yapanın hangi niyetle yaptığı. 2. İnsanların bu işi görmesi veya görmemesi. Riyaya sebep bu iki şeyden birincisidir. Kişinin niyeti fasit değilse insanların görmesi riyaya sebep olmaz. Gerçi riya, rü'yet görmek aslındandır. Fakat bu riyanın ekseriyetle insanların görmesiyle vuku bulmasındandır. Esas riyaya sebep olduğu için değildir. Sual yaptığı hayırlı bir iş yüzünden Allah'tan dünyevi menfaat isteyen kimse bunu insanların minneti altına girmemek ve Rabbine ibadet edebilmek gayesiyle istemiş olsa yine riya olur mu? Cevap: İnsanların minneti altına girmemek çok malla, makam ve rütbeyle olmaz ki, başkalarına muhtaç olmak istemeyen kanaat eder. Allah'ın verdiğiyle yetinir. İnsanlara muhtaç olmamanın tek çaresi kanaattir. Kanaatkar olan ve Allah'ın rızık hususundaki kefilliğine itimat eden herkese meşru kazancı kafi gelir. Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmek gayesiyle dünyevi menfaat talep etme hususuna gelince, eğer gerçekten bu niyetinde samimi ise, yani daha çok Allah'a ibadet etmek, hayırlı işler yapmak istiyorsa, o zaman riya olmaz. Çünkü o, bu niyetiyle ya ahirete ait bir şey yapmış veya hayırlı bir iş işleyerek cemiyete faydalı olmuş oluyor. Hayırlı bir iş yapmayı dilemek, yani faydalı bir teşebbüste bulunmaksa riya sayılmaz.'' Bu mevzu çok mühimdir ve inceden inceye bilinmesi gerekir. Mesela yaptığı hayırlı bir iş sebebiyle Allah'tan dünyevi meta isteyen bir kimse bundan zengin olmayı ve bu yüzden halk arasında ve alimler yanında itibar kazanarak bir İslami inançları kuvvetlendirmeyi, iki İslami inançlara aykırı mezhepleri çürütmeyi, 3 ilmi neşriyat yapmayı, 4 halkı dini faaliyetlere teşvik etmeyi kastediyorsa onun bu isteği riya sayılmaz. Çünkü bütün bunlar hakikatin galip gelmesini istemek, onun zaferi için çalışmak demektir. Fakat bunları yapmak niyetiyle dünya metağı talep eden kimse sonra bu faaliyetlerinden dolayı kendi nefsi için bir şeref payı ayırmaya kalkarsa o zaman riya olur. Öteden beri bazı hak erenleri sıkıntılardan kurtulmak ve dünya malına sahip olmak için Vakıa suresini okurlar. Bir gün bir büyüğümüze bunun Kur'an okuyarak dünya metaı talep etmek olup olmadığını sordum. Bana şöyle cevap verdi hak erenlerinin o sureyi okumaktan maksatları bir temenniden ibarettir. Yani onlar o sureyi okuyarak Allah'tan kendilerini kanaatkar yapmasını, ibadet etmek ve ilim öğrenmek için kuvvet vermesini dilerler. Böyle dilekler hayırlı dilekler cümlesindendir. Dünyalık istemek değildir. Sıkıntılı zamanlarda bu surenin okunması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden ve sahabeden bize kadar ulaşan haberlere dayanır. Hatta rivayete göre İbni Mesud ölümüne yakın bütün malını mülkünü hayır işlerine sarf eder. Çocuklarına hiçbir şey bırakmaz. Bunun üzerine kendisine Çocuklarına niçin mal bırakmadığı sorulunca şu cevabı verir. Ben onlara Vakıa suresini bıraktım. İşte sahabeden nakledilen bu haberler üzerine sıkıntılı anlarında Vakıa suresini okumak alimler ve ermişler arasında bir adet oldu. Yoksa hak erenleri dünya sıkıntılarına aldırmazlar. Hatta sıkıntı içinde yaşamayı hayır sayarlar, ganimet sayarlar. Allah'ın kendilerine bir lütfu kabul ederler. Nimetlere gark olunmayı ve bolluk içinde yaşamayı ise uğursuzluk ve musibet sayarlar. Hak yolcularının sermayesi açlıktır. Bu yol tasavvuf ehlinin, benim, benim büyüklerimin ve ilk saf Müslümanların yoludur.'' Daha önce de belirtildiği gibi bu sureyi okumaktan maksat kanaatkârlığı dilemek, ibadet edebilmek ve hayırlı işler yapabilmek için Allah'ın yardımını talep etmektir. Maruz kalınacak muhtemel bir sıkıntıya karşı zaaf göstermek ve zevkü sefa için dünyalık istemek değildir. Bunun üzerinde bilhassa şunun için duruyorum. Bazı insanlar bu sureyi gerçekten mal mülk sahibi olmak, dünyalık toplamak için okurlar. Hak yolcuları ise yukarıda izah ettiğim gibi iyi niyetlerle okurlar. Bu kısım insanlar kurunun yanında yaşı da yakmak gibi bir duruma düşerek bu iki zümreyi ayırt edemezler. Hak yolcularını ibadet yoluyla dünyalık istemek gibi bir töhmet altına sokarlar. Halbuki onlar hakkında böyle düşünmek yanlıştır.